Merhaba, burası Zoom Veteriner Kliniği. Ben veteriner hekim Derya. Kulak hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Hayvanlarımızda kulak hastalıkları, kulak kepçesinin hastalıkları, dış kulak hastalıkları, orta kulak hastalıkları ve iç kulak hastalıkları olarak ayrılır. Kulak kepçesi hastalıkları otoimmün hastalıklar olabiliyor. Gıda alerjilerine bağlı, güneş alerjilerine bağlı, beyaz kedilerde görülebiliyor. Otohematomlar şeklinde olabiliyor. Vaskülit, selülit ve kandrit şeklinde görülebiliyor. Kedi ve köpeklerde dış kulak hastalıkları, baş dönmesi, kulak sallama, kulağını kaşıma, kulakta kirli akıntı, bir yana doğru eğilmesi şeklinde kendini gösterebiliyor. Denge kaybı şeklinde kendini gösterebiliyor. Dış kulak hastalıklarının genellikle primer sebepleri olabiliyor. Birincil sebepler. Predispozan sebepler dediğimiz buna yatkınlık sağlayan sebepler. Ve üçüncü olarak da bu durumun kronikleşmesini sağlayan üçüncü sebepler olarak ayrılabilir. Birincil sebepler parazitler, kulak uyuzu dediğimiz bir parazit türü, bakteriyel enfeksiyonlar ve bazı viral hastalıklarda da görülen polipler dış kulakta yer alabiliyorlar. Bunların çeşitli sebepleri olabiliyor ve video otoskopi veya otoskopi veya ayrıntılı muayene ile ortaya çıkarabiliyoruz. Dış kulaktaki polipler bazen kulak enfeksiyonu gibi görülebilir. Ancak temizlendikten sonra kulağın temizliğinin ardından yapılan otoskopik muayenede görünebilir. Bunların tedavisi bazen medikal, bazen de cerrahi olarak yapılmaktadır. Kulakta tümörler genellikle papillon ve bazal hücre tümörleri şeklinde kötü huylu yapılar oluşturabilirler. Bunlar da cerrahi olarak uzaklaştırılabilir. Bunların da tedavisinde cerrahi yöntemler kullanılır. Dış kulak iltihaplarına sebep olan bakteriler, Pseudomonas, Malassezia, gerçi kendi bir mayadır, Streptokok, Staphylokok, E. coli gibi bakteriler veyahut da Aspergillus, Candida gibi mantarlar sebep olabilir. Bunlar da kulaktan sitolojik inceleme alınarak hem kulaktaki akarlar ve enfeksiyonun tipi gram boyama ile anlaşılabilir veyahut da ekime gönderilerek, ekim yapılarak o etkenin ne olduğu anlaşılır. Ona göre bir antibiyotik veya anti mantar tedavisi uygulanır. Dış kulak hastalıklarına sebep olan bu bahsettiğim bütün etkenler doğru yönetilmezse, zamanında tedavi edilmezse orta kulağa ilerleyebilir ve hatta iç kulağa ilerleyip kronik hale gelebilir. Çünkü kulağın kendi içinde bir mikroflorası bulunur ve bu flora bozulduğunda tamir etmek çok güçleşebilir ve bunun tedavisi yıllarca hatta ömür boyu sürecek hale gelebilir. Kulak hastalıkları ile alakalı başka sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz veyahut da Instagram'da Zoom Veteriner hesabımıza DM olarak sorunlarınızı yöneltebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.